girişimcilik zirvemize katıldınız mı? Katıldım. Geçen sene katılmıştım. Bu sene üçüncüsü mü? Evet. Üçüncüsü. Geçen sene de katılmıştım. Geçen sene de çok keyif almıştım. Dinleyici olarak katılmıştım. Bu sene oturum başkanlığı var. Bu sene daha da nasıl diyeyim, kapsamlı ve daha organize görünüyor. Biraz daha da heybetli duruyor. Sizlerin çok emeği var. Ben öğrenci arkadaşların katkısını çok keyif alarak izliyorum doğrusu. Peki girişimcilik zirvesiyle ilgili görüşleriniz nelerdi? Girişimcilik zirvesi adı altında özellikle Gebze Teknik Üniversitesi'nin sahiplenmesi bölge için çok anlamlı buluyorum. Sanayinin ve aslında birçok girişimin bulunduğu bölge adına burada bir zirve yapılıyor olması İstanbul için de bir çekim merkezi haline getirdi ve ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geliyorum ki yani bizim de girişimcilik ekosistemimiz hiç fena değil. Ona rağmen buradaki potansiyeli gerçekten çok heyecanla hissediyorum. Hem oturumlarda hem de genel anlamda dışarıda konuştuğumda o heyecanı yaşamak gerçekten çok keyifli. Peki dünden bugüne değişen girişimcilik anlayışını kısaca anlatabilir misiniz? Tabii girişimcilik çok yeni bir şey değil. Değişen girişimcilik anlayışı derken aslında Türk insanı için de çok yeni bir şey değil. Sadece bizde biraz daha girişimci yerine beğendiğim, hatırlamadım ama beğendiğim bir kelime girişken bir toplum yapımız var. Becerikli olduğumuz için biraz böyle her işe girebilen toplumun bireyleriyiz. Fakat girişimciliğin içinde yatan o yenilikçiliğe dayalı girişimcilik mantığını algılamak ve bunu biraz Ar-Ge ile de birleştirmek çok daha yeni belki özellikle hem kamuda devletteki desteklerle hem de üniversiteler içinde yer alan teknokentlerin bakış açısıyla daha farklılaşan bir yapı halinde. Çünkü şu an baktığımızda teknokentlerimizdeki kuluçka merkezleri özellikle bu tür girişimciliği destekleyerek belli bir yönde ilerleten kurumlar haline aldılar. Bunun yanı sıra mesela ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde girişimcilik merkezinde görevliyim. Lisans öğrencilerimize yönelik girişimcilik kültürünü oluşturmaya veya pekiştirmeyi hedefliyoruz. Görüyorum ki birçok üniversitede de bu tür girişimcilik merkezleri var. Yani sadece bir seçmeli ders olarak değil, bunun daha aktif içselleştirilebileceği platformlar yaratılmaya çalışılıyor ki bu da girişimcilik anlayışını biraz daha geleneksel bakış açısından biraz daha sistematik, daha içselleştirmiş hale getirmeyi getiriyor bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.